WhatsApp verileri paylaşmayı zorunlu tutunca Türkiye'de tepkilere neden oldu. Tepki gösteren binlerce kişi WhatsApp'ı sildi, farklı uygulamalar yüklemeye başladı. Peki WhatsApp ne yapmak istiyor? Diğer uygulamalar ne kadar güvenli? İşte detaylar. WhatsApp bilgilerimizi istiyor ama nereye kullanılacak bilmiyoruz tabii. WhatsApp'ın son gelen gizlilik sözleşmesi Türkiye'de tepkiye neden oldu. Kullanıcılar WhatsApp kullanmaya devam edebilmek için yeni sözleşmeyi kabul etmek zorunda. Şirket o verileri Facebook'la paylaşarak küçük işletmelerin daha etkin reklam vermesini sağlamayı amaçlıyor. Ancak tepkileri de engelleyemiyor. Kişisel bilgilerimizden telefonlarımıza, aramalarımızdan videolarımıza kadar WhatsApp birçok bilgimize erişmek istiyor. İşte insanların özel hayatının kredi kartı bilgileri falan istiyormuş galiba. Onların konulmasının yanlış olduğunu düşünüyorum WhatsApp için gelen uygulamaya. Çoğu insan kullanmayacaktır. Sizin orada yazışmalarınız, ses kayıtlarınız, görüntüleriniz, fotoğraflarınız, bütün verilerin hepsine istediği gibi ulaşabiliyor. Şu anda yapılan uygulamada siz sadece buna izin veriyorsunuz. Yani benim verilerimi kullanabilirsiniz diyorsunuz. Yani Amerikan hükümeti olarak düşünürseniz mesela büyük bir avantaj elde eder. Bir gün biz biliyorsunuz işte Halkbank davalarını gördük, başka şeyleri gördük. Burada onlara delil teşkil edebilir ve siz onu rızayen verdiğiniz için sizin itiraz şansınız da olmaz. Verimizi kendi uygulamamızda korumak çok değerli. Dünyada her geçen gün bu verinin değeri daha da ortaya çıkıyor. Son zamanlarda veri konusunda oluşan açıklardan dolayı çok önemli kayıplar veya kazançlar oluşuyor. Hafta sonu oluşan problemin temel sorunu, eğer ki sen üçüncü kişileri açmazsan, vermezsen bu yetkiyi bana, beni kullanamazsın yaklaşım var. Yani tersine bir dayatmacı bir yaklaşım var. Sözleşme 8 Şubat'ta kullanıcılarla paylaşılacak. WhatsApp bu gizlilik sözleşmesini gelişmekte olan ülkelerde zorunlu tutarken Avrupa Birliği ülkelerinden istemiyor. WhatsApp çok insanların işine yarıyordu. Bu uygulamanın gelmesi kötü olmuş. Yani bir kere bunu yapanlar kendileri düşünmez lazım. Çünkü şimdi kullanım düştükçe para kazanma oranları düşecek. Avrupa Birliği ülkelerinden mesela istemiyor. Onlar direniyorlar. Çünkü onlar çok büyük bir potansiyel olarak görünüyor. Facebook kullanıcısı ve WhatsApp kullanıcısı olarak. Ama bizim gibi ülkelerden istiyor. Çünkü buradaki kayıpların, yani bu transferlerin onlar için çok büyük anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Avrupa Birliği Türkiye'de kişisel verileri koruma kanunu çıktı. Ve bu kanun da oldukça sağlam, sıkı bir kanun. Türkiye'de hizmet veren şirketlerin bu kanunlara sadık kalması gerekiyor. Sadece anlık mesajlaşma değil, bankacılık sistemi de, lojistik, siz verilerinize sahip çıkmanız gerekiyor. WhatsApp'ı silenlerin sayısı da günden güne artıyor. Ona alternatif olarak da yerli ve milli uygulama BIP gündeme geliyor. WhatsApp'tan diğer mesajlaşma uygulamalarına büyük göç başladı. Peki WhatsApp'ı telefonunuzdan nasıl kaldıracaksınız? Mobil uygulama mağazalarına girdiğinizde işte bu WhatsApp görüntüsü ekranınıza çıkıyor. Ve buradaki kaldır butonuna bastığınız andan itibaren artık WhatsApp telefonunuzdan kaldırılıyor ve hiçbir şeyinize erişemiyor. Ancak yine bu uygulama mağazasından indirdiğiniz diğer programlar sizden ne gibi izinler istiyor biliyor musunuz? Yurt dışı kaynaklı bir yazılıma, yani merkezi İrlanda'da, Amerika'da olan bir yazılıma yaptırım uygulayabilme şansımız yok. Zaten yaklaşık bir 3-4 senedir devletimiz ve hükümetimiz bununla uğraşıyor. Biz yıllardır Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı prensibiyle yola çıkmış, bunu monta etmiş bir şirket olarak da bunu bir numaralı önceliğimize koyduk. Bizim sadece BIP özelinde değil, bütün sistemlerimizde, bütün ürünlerimizde müşteri tercihleri bir numaralı sırada.